Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Trabzonspor'un oyuncularını, yeni transferlerini değerlendireceğiz. Bu transferleri takımlara kattık, takımlara ekledik ve bu takımlarda ne yapacaklar? Bir sezon boyunca simüle edeceğiz. Bakalım nasıl performans gösterecekler, ee, nasıl bir katkı verecekler. Transferlere şöyle bir tekrar bakalım. Olabildiğince gerçekçi kadro kurduk. Kampi'yi mesela kiralıktan geri döndürdük. Ee, burada başka Kamil Ahmet'i gönderdik. Hatay Spor'a gitti bildiğiniz üzere. Ee, olabildiğince gerçekçi kadroyu kurduk. Kiralıktan dönenler mesela Diabate biliyorsunuz Trabzon'un oyuncusuydu. Göztepe'deydi. Onu geri aldık gibi gibi hamleler yaptık. Tabii ki yeni değişiklikler olacaktır kadroda ama şu anki mevcut 4 transferini değerlendireceğiz. Bunlardan birincisi önce Bruno Perez ile başlayalım. Bruno Perez gördüğünüz gibi dribbling ilk kontrolü çok iyi. Solda ters ayaklı kanat oynayabiliyor ama sağ bekte de çok iyi katkı veriyor. Biraz karar alması düşük. Ee, savunma için top kapması da düşük. Ee, yani soğukkanlığı da takım oyunu da aslında düşük olan birçok özelliği var. Daha çok hücum yönü güçlü bir oyuncu. O yüzden kanat ve hücum olarak daha iyi katkı verecektir. Özel yeteneği de 15. Ee, çok sağlam bir değeri var. Şöyle hemen editörden onun verilerine bakalım. Yetenek puanına. Yetenek puanı Mevcut yeteneği 136 gözüküyor. Potansiyel yeteneği 144. Gayet iyi. Gerçekten. Ee, şöyle bir gizli özelliklerine de bakalım. Gizli özelliklerinde burada bakın. Fena değil. Sakatlanma eğilimi çok yüksek. Çok yönlülüğü gayet iyi. Sakatlanma eğilimi biraz sıkıntı. Zaten Bruno Perez'in en büyük negatif yanı bu sakatlanmaları. Ee, hırsı gayet iyi. Uyum çok fena gözükmüyor gibi. Çirkefliği var. Gibi gibi gizli özellikleri de var. Ama potansiyel olarak 136'lara kadar gelmiş Trabzonspor için hızlı bir oyuncu. Çevikliği, hız hızlanması, vücut zindeliği ve dayanıklılığı çok iyi. Tekniği de dribbling'i ilk kontrolü de normalin çok üstünde iyi katkı verecektir diye düşünüyoruz. Bir diğer oyuncu bir diğer transfer Marek Hamšík. Marek Hamšík biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda şu an Slovakya adına oynuyor. Onlar da elendi. Ee, bu da çok yetenekli bir oyuncu. Çin'den geldi. Serbest kalmıştı. Gerçekten Marek Hamšík kalite olarak bütün özellikleri yerinde bir oyuncu gerek burada ofansif oyun kurucu olarak ya da ofansif ortası hatta gizli forvet olarak bile oynatılabilir zaman zaman konsantrasyonu biraz düşük ama ofansif oyun kurucu olarak ortada oynatmak onu daha mantıklı bakasetasında kadroda olduğu düşünülürse bir tık geride oynaması daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ee, hemen yetenek puanlarına bakalım mevcut yetenek puanı 150 mevcut yetenek puanı 150 gerçekten inanılmaz ve potansiyel yetenin 170'lere kadar çıkabilir diyor. Tabii yaşı 33 artık oralara yükselmesi zor görünüyor. Ama Trabzon için çok çok kaliteli bir oyuncu. Bakalım Trabzon'da bir sezon boyunca nasıl performans gösterecek merakla bekliyorum. Beni en çok heyecanlandıran oyunculardan biri Çin'e gittiğinde acaba nasıl oldu? Tm'deki profili çok bozulmuş gözükmüyor. Her şey 15'in üzerinde gereken özellikleri neredeyse. Biraz çevikliği ve driplingi düşük ama tabii yaşı 33 olması çok normal. E, yavaş yavaş biraz düşecektir. E, FM 2022'de biraz daha düşük çıkacaktır bu özellikle fiziksel özellikleri. Bir diğer transfer Gervinho. O da adeta bir hız makinesi ve gol makinesi. Gerçekten bitiriciliği de çok iyi, çevikliği, hız hızlanması, vücut zindeliği, kararlılığı, özel yeteneği gerçekten Bruno Perez gibi çok etkili bir oyuncu. Sağda da oynayabilir kanat oyuncusu olarak. Solda da ters ayaklı kanat veya kanat forvet olarak kullanılabilir. O da gerçekten 33 yaşında yaş olarak çok büyük ama hız hızlanmadan hiçbir şey kaybetmiş durumda değil şu an için. Şöyle bir hemen onun da mevcut yeteneğine bakalım. Mevcut yeteneği 141, potansiyel yeteneği 159. İnanılmaz gerçekten mükemmel bir potansiyel yeteneği var. Tabi oralara çıkması yine bu yaştaki bir oyuncu için hiç kolay değil. Şöyle gizli özelliklerine bakalım. Hırsı çok yüksek, uyumu çok iyi, profesyonelliği 16, sportmenliği 14, sürekliliği 14. Bu çok önemli. 14 süreklilik gerçekten iyi performans. Önemli maçlardaki formu 15. Sakatlanma eğilimi bir nebze düşük. Çok yönlülüğü de var ve gerçekten çok iyi katkı verecektir. Şöyle şeye de bakalım. Amşi'nin o gizli özelliklerine de bakalım. Ona bakmadık sanırım. Marek Şöyle hemen onun da gizli özelliklerine bakalım. Sürekliliği 15 gördüğünüz gibi. Sportmenliği 17, profesyonelliği 18, aidiyet duygusu 20, hırs 15 gerçekten çok iyi. Çirkefliği yok. Önemli maçlardaki formu biraz düşük. Sakatlanma eğilimi neredeyse hiç yok. Ve çok yönlü bir oyuncu gerçekten. Marek çok iyi katkı verecektir diye düşünüyoruz. Son olarak yakın zamanda yaptığı son transfer Fode Koyta. Bu da gerçekten güçlü bir oyuncu ve iyi bir bitirici, iyi bir forvet gerçekten. Fodokoyta süperlik için en azından iyi katkı verecektir. Tabi e, dengesinin bu kadar düşük olması onun performansını etkiliyordur. Kafa vuruşlarında çok iyi, daha çok pivot santaför olarak görev yapabiliyor. Pivot santaför olarak oynadığında daha iyi. Ya da belki fırsatçı golcü olarak oynaması daha iyi olabilir. Pivot santaförden ziyade dengesini daha az kullanması adına. Dengeyle daha az işi olmasından da pivot santafor yerine fırsatçı golcü olarak kullanabilirsiniz. Trabzonspor kariyeri yapacak sevgili dostlar. Ee, şöyle hemen onun da özelliklerine bakalım. 115 mevcut yeteneği var. 130'a kadar çıkması bekleniyor. Gizli özelliklerinde hırsı gayet iyi. Sportmenliği, huyu gayet iyi. Ee, süreklilik konusunda 10 düşük bir sürekliliği var. Sakatlanma eğilimi de yüksek sayılır. Ama önemli maçlardaki formu da idare eder, ee, hiç fena değil açıkçası. Ee, Fodekoyta da iyi verim verecektir. Şimdi bir sezon boyunca kariyerimizi simüle edelim. Bakalım bir sezon sonunda bu dört oyuncu da nasıl performans verdi. Onları sizlerle birlikte görelim. Sezon sonuna geldik sevgili dostlar. Bakalım oyuncular nasıl performans göstermiş? Öncelikle Bruno Perez'le başlıyoruz. Bruno Perez yükselişte ama fiziksel olarak düşüşler başlamış artık sezon sonunda. Ne kadar maç yapmış? 38 Süper Lig maçına ilk 11'de çıkmış. Bir maça da sonradan girmiş. Bir maç sadece kaçırmış. Bir gol, 4 asisti var. 6-77 ortalamayla oynamış. Çok iyi değil. Hazırlık maçlarında çok iyiymiş. Ama Türkiye Süper Kupası'nda da iyi oynamamış 6-60'la ve Türkiye Kupası'nda da 6-20 ile oynamış. Çok da iyi bir performans göstermemiş aslında Bruno Perez. Beklenenin biraz altında kalmış 6-77 ile. Sakatlık vesaire geçirmemesi benim için sürpriz oldu. Çünkü 39 maçta oynamış. 40 maçın 39'unda oynamış. Çok sakatlığa yatkın bir oyuncu çünkü. Peki Önemli oyunculardan biri Marek Hamšík ne yapmış? Özellikleri ne kadar yükseldi görüyorsunuz. Özellikleri gerçekten gelişmiş. Ve 4,5 yıldız Trabzonspor için. Onu satın almak isteyenler Wolves var. Tabi biz bir sezonluk aldık. Sözleşmesi de bitiyor. Şimdi Süper Lig'de ne yapmış? 40 maçta oynamış. 2 maçı sadece sonradan girmiş. 8 gol atıp 7 asist yapmış. 7.89 xg. Tabi bunlardan 6 tanesi penaltı gollerinden. 6.93 ile oynamış. Fena değil. Türkiye Süper Kupası'nda çok kötü oynamış. Süper Kupa dışında bir de Türkiye Kupası'nda da çok kötü oynamış. Gerçekten Avrupa'da da yer almadığı için Avrupa maçlarında yok. Sadece ligde katkı vermiş. O da daha çok liderlik etmiş, oyun kuruculuk etmiş. Marek Hamsik. O da aslında bekleneni tam olarak verdiği söylenemez. Yine diğer oyunculara göre gayet iyi performans diyebiliriz şimdilik gördüğümüz oyunculara göre. Peki Gervinho ne yaptı? Gervinho'ya da bakalım. Gervinho da diğer oyunculara göre daha iyi katkı vermiş. Gol sayısı olarak 34 maçta oynamış toplamda. 12 gol 2 asist yapmış. 5 kez maçın adamı seçilmiş ve 7-0-5'lik ortalama. Süper Kupa'da o da iyi oynamamış. Türkiye Kupası'nda ise 6-70 ile oynamış. Fiziksel özellikleri yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Son 5 maçta, hayır son 20 maçta 7 golü vermiş. Son 20 maçta 7 golü vermiş. Yeteneğinin düşüşünü görüyorsunuz. Gittikçe düşmüş yeteneği. Gervinho da katkı vermiş aslında Trabzonspor'a. İyi katkı verdi diyebiliriz. Son olarak Fodekoyta. Fodekoyta çok oynamamış. Çünkü Canini var, Ekuban var. Torvet'te 7 maça sonradan girmiş. 2 gol 2 asist yapmış. Aslında oynadığı zamanlarda fena katkı vermemiş. Hazırlık maçlarında da iyi oynamış. Kupada bir maçta sonradan oyuna girmiş. Aslında Koyta daha fazla oynatılabilirdi. Daha fazla katkı alınabilirdi ondan. Ee, sadece 8 maçta toplamda 2 gol 2 asistle oynamış Fena bir katkı vermemiş Evet Trabzonspor ne yaptı tabi Süper Lig'de Trabzonspor 5. bitirdi ligi 72 puanla 12 mağlubiyet aldı Tam 12 mağlubiyet 6 beraberlik Ve 22 galibiyet Bu şekilde sonlandırdı Herhangi bir istatistikte ortalama puanda Gollerde asistlerde Bu yeni transferlerden bir tanesi yok Sezonu Beşiktaş bu arada şampiyon olarak tamamladı tabi. Ee, şöyle bir bakalım. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Gol konusunda yok. Asist konusunda yok. En fazla şut çeken de yok. En fazla maçın adamında burada Yunus Mallı varmış. Yeni transferler yok. En fazla şut pası var. Şöyle yüksek pas isabetine bakalım. Orada da Trabzonlu var ama yeni transferler yok. Evet başarılı çalımda en fazla başarılı çalımda Gervinho birinci sırada. Gervinho burada çalım konusunda ligde herkesi ezmiş. Kalede zaten yeni oyuncumuz yoktu. Burada bakalım isabetli pas konusunda Marek İrfan'dan sonra ikinci olmuş ligde. Şut başına gol beklentisi Marek Hamsik %0 diyor. %0 değişik. Pas denemesi, evet çok fazla pas denemiz. Marek burada. Faul kazanma, Gervinho tabi hızıyla birlikte çok fazla faul kazanmış. Dribbling'de de Gervinho yine burada ön planda. Gerçekten yeni transferler burada işe yaramış. Marek Amşik ve Gervinho'nun daha çok ön plana çıktığını görüyoruz Trabzonspor'da. Evet, bu yeni transferler Trabzonspor için birincisini çektiğimiz bu yeni transferler videomuz devam edecek yeni transferler ne yaptı sizlere göstermeye devam edeceğiz simülelerimizle birlikte yeni kadrolarla birlikte yavaş yavaş kadrolar da güncelleniyor bildiğiniz üzere nasıl performans göstereceklerine bakacağız şöyle aslında maç olarak da sıralarsak burada Marakamşi'nin fena bir maç sayısına çıkmadığını Bruno Perez ile birlikte görebiliyoruz gol konusunda da takımın e, iyilerinden Marakamşik ve Gervinho Yine Marakamşik, Gervinho daha çok katkı verenler gördüğünüz üzere. Gol konusunda özellikle hücum oyuncularından. E, bu videolar söylediğim gibi devam edecek. İzlemek istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer takımlar için de, diğer takımlarımızın transferleri için de olduğunda transferler resmiyet kazandığında yapacağız. Ayrıca bunlar dışında transfer söylentileri de yapacağız. Birçok söylenti var bildiğiniz üzere. O söylentilere yönelik de böyle çalışmalar yapacağız. Yeni seriler gelecek. Şimdilik burada noktayı koyalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.